Selamun aleyküm değerli izleyicilerimiz. Türkistan Haber Bültenimize hoş geldiniz. Ben Mehmet Ali. Bültenimizde Doğu Türkistan ve dünya gündemindeki önemli başlıkları işleyeceğiz. Dikkatiniz ekranlarımızda olsun. Çin, Taşkorgan'da acil havaalanı inşa etti. Çin, Afganistan'la sınırdaş olan Taşkorgan'da acil havaalanı inşa ederek değişen Taliban iktidarı dönemine hazırlıklarını hızlandırdı. Çin hükümetinin işlettiği Xinhua Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre, Çinli yetkililer Doğu Türkistan'ın Taşkorgan ilçesinde inşasını devam ettirdiği havaalanının Eylül ayında faaliyete geçmesini hedeflediği öğrenildi. Haberde projenin hızlı bir şekilde inşaatının devam ettiği ve bu yılın Eylül ayında test uçuşlarına başlayacağı söyleniyor. Bilgilere göre işgalci Çin yönetiminin acil inşa etmekte olduğu bu havaalanı, Doğu Türkistan'ın Kaşgar vilayetine bağlı Taşkorgan Tacik bölgesi Akdam pazarındaki tepelik alanına yapılıyor. Tacikistan, Afganistan ve Pakistan'ı sınırlayan önemli bir stratejik nokta olan Taşkorgan'da yapımı devam eden ve yüksek irtifalı havaalanının ABD'nin Afganistan'dan asker çektiği ve Afganistan'da Taliban'ın iktidara geldiği bir döneme denk inşaatının tamamlanıp aktifleşmesi dikkat çekiyor. Gözlemciler Çin'in havaalanını acilen inşa etmesinin Taliban'ın iktidara gelmesinden sonra hududun güvenliğe ve çeşitli sorunları engellemek için askeri amaçlarda kullanmak, aynı zamanda da Çin'in Orta Asya ve Güneybatı Asya'daki ticari ve çeşitli ilişkilerini kolayca sağlamak için inşa ettiği özel bir hat olduğunu kaydetti. Talibanlar Afganistan'ın yeniden yapılanması için Çin'i iyi bir dost olarak gördüğünü açıkladı. Çin ise Afganistan'ı Pakistan, Kazakistan, Türkmenistan, Kırgızistan ve diğer sınır komşularını borç tuzağıyla, yerleşimci politikalarıyla yavaş yavaş ele geçirmeye çalıştığı gibi yutmanın, emri altına almanın peşinde. Uygurları Taliban'la işbirliği yapmakla suçlayan Çin işgal hükümeti, uluslararasına terörist olarak lanse etmeye çalıştığı Doğu Türkistan halkına, terörle mücadele bahanesiyle etnik ve kültürel ayrımcılık ve insan hakları ihlalleri, dahası soykırım uyguluyor. Doğu Türkistanlılar ucuz iş gücü olarak Çinli şirketlerde çalıştırılıyorken Müslüman kadınlar kısırlaştırılıyor. Dine ait her şey yasaklanmış durumda. Öte yandan Birleşmiş Milletler'in resmi verilerine göre Pekin idaresinin soykırım uyguladığı Doğu Türkistan'daki toplama kamplarında en az 2 milyondan fazla Uygur Türk'ünü rızası dışında zorla tutuyor. Bu sayı kamp tanıkları ve Çin kaynaklı bilgilere göre ise 2016'dan hesaplandığında bile 8 milyon insanın dönüşümlü olarak alıkonulduğunu gösteriyor. Çin, Taliban savunuculuğu başlattı. Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, dünyayı Taliban'a sempati göstermeye çağırdı. Özgür Asya Radyosu'nun bildirdiğine göre, Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, dünyayı Taliban hakkında objektif bir değerlendirme yapmaya çağırmakla birlikte Taliban'ın eskisinden daha akıllı olduğunu iddia etti. Wang Yi'nin bu sözleri İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab'la yaptığı telefon görüşmesi sırasında sarf ettiği belirtilen haberde, onun konuşmasında uluslararası toplum Taliban'a baskı yapmak yerine onu olumlu yönde yönlendirmeli ifadelerini de kullandığı belirtiliyor. Wang Yi'nin bu sözleri uluslararası medyanın dikkatlerinden kaçmadı. Çin hükümeti Taliban'ı henüz resmi olarak tanımadı. Ancak Taliban'la gayri resmi toplantılar yapmayı sürdürüyor. Hatta Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi Pekin'de Taliban temsilcilerini karşıladı ve özel görüşmelerde bulunmuştu. Haberde ABD hükümetinin Nisan 2021'de Afganistan'dan asker çekmeye başlamasından bu yana Çin hükümetinin yeni oluşan bu siyasi boşluğu doldurmak için çabaladığı ifade ediliyor. Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hua Chunying 19 Ağustos'ta yaptığı basın açıklamasında Taliban'ı desteklediğini söyleyerek muhabirlerin sorularına geçmişte ne olduğuna değil aynı zamanda şu anda ne olduğuna da bakmamız gerekir. Afganistan'daki hızlı değişim dış dünyanın bu ülke hakkındaki ön yargısının yanlış olduğunu kanıtlıyor ifadelerini kullanarak Taliban savunuculuğu yaptı. Uzmanlar Çin hükümetinin Taliban'la işbirliğinin son birkaç hafta içinde meydana gelen bir olay olmadığını, aralarındaki ilişkinin onlarca yıllık bir geçmişe sahip olduğunu ve Taliban güçlerinin Afganistan'da iktidarı ele geçirmesinin işbirliğini ilerletmeye neden olduğunu ileri sürüyor. Çin hükümetinin Taliban'la ilişkisi ve bunun Doğu Türkistan davasına göstereceği etki
Mazlum Uygurlar üzerindeki etkisine nasıl ve ne boyutta olacağı konusu ise Doğu Türkistan diasporasında dikkatle takip ediliyor. ABD'li güneş paneli üreticilere Çin'e dava açtı. ABD'li üreticiler Ticaret Bakanlığı'ndan Çinli güneş paneli şirketlerine yönelik soruşturma açmasını talep ederek Çin'e dava açtı. ABD'li güneş paneli üreticilere yakın bir zamanda ABD Ticaret Bakanlığı'ndan Çinli güneş paneli şirketlerine soruşturma açmalarını talep ederek Çin'e dava açtı. İddialara göre Çinli şirketlerin fabrikalarını Malezya, Vietnam ve Tayland'a hileli bir şekilde yerleştirerek Çinli güneş paneli şirketlerine yönelik yaptırımlardan kaçtığı öne sürülüyor. ABD hükümeti bu yılın Haziran ayında Uygurları zorunlu çalışmaya mecbur eden Çinli kristal silikon güneş panelleri ve benzeri kritik malzemeler üreten 5 Çinli şirkete yaptırım uyguladığını duyurmuştu. Bloomberg'in konuyla ilgili verdiği haberine göre adı açıklanmayan ABD şirketleri başkent Washington'daki bir hukuk firması aracılığıyla ABD Ticaret Bakanlığı'na aralarında Malezya, Vietnam ve Tayland'ın da bulunduğu 3 ülkedeki şirketlere ABD yaptırımlarının uygulanmasını talep ederek dava açtı. İddianamede ABD'li şirketler Çin'in en büyük güneş enerjisi üreticisi olan şirketlerin faaliyetlerinin araştırılması ve yaptırımların kapsamını genişletmeye ve Çinli şirketler tarafından Güneydoğu Asya ülkelerinde inşa edilen fabrikaların ürünlerini kısıtlamaya çağrılıyor. ABD'nin Uygurlara karşı uygulanan zorunlu çalıştırmaya son verme çabaları sayesinde Çin'in bu tür insanlık dışı ticari uygulamaları uluslararasında büyük tepki gördü ve herkes tarafından eleştiriliyor. Uzmanlar ithalatçı ABD şirketlerinin tedarik zincirlerine ve ürünlerini iyice araştırarak incelemeye tabi tutmasının önemli olduğunu vurguladı. Çin BBC'ye karşı saldırı başlattı. Çin rejiminin Doğu Türkistan'daki soykırım uygulamalarını gündeme getirmekte aktif olan BBC'ye planlı ve organize bir şekilde sahte propaganda saldırısı düzenlediği ortaya çıktı. Çin'in küresel propaganda çalışmalarının uluslararası düzeyde yoğunlaştığı bir dönemde Çin rejiminin Doğu Türkistan'daki soykırım uygulamalarını gündeme getirmekte aktif rol oynayan BBC'ye planlı ve organize bir şekilde sahte propaganda saldırısı düzenlediği ortaya çıktı. Siber güvenlik şirketi Recorded Futura'nın yayımladığı ilgili rapora göre işgalci Çin rejimi tarafından desteklendiğine inanılan yüzlerce sahte haber sitesi ve sosyal medya hesabının İngiltere merkezli BBC'ye hedef aldığı detaylandırılıyor. Raporda İngilizce veya Çince haber sitelerine benzemek üzere tasarlanmış 57 Çinli sahte haber sitesinin tespit edildiği söyleniyor. Şirketin uzmanı ve araştırma projesinin katılımcılarından biri olan Charles Firgit konuyla ilgili Çin'in propaganda saldırısında BBC'nin Çin'in imajını itibarsızlaştırmak için hareket ettiği fikri güçlü bir şekilde ön plana çıkarılarak hedef alınıyor. Dünyanın önde gelen medya kuruluşlarından biri olan BBC, son yıllarda Çin'in Doğu Türkistan'daki soykırım ve uluslararası alanda güçlü etkisi olan Hong Kong ve Çin'deki insan hakları ihlallerine yönelik bir dizi güvenilir rapor yayınladı. Bundan rahatsız olan Çin, bu yıl Şubat ayında BBC'den intikam almak için BBC haber kanalının Çin'de yayın yapmasını tamamen yasaklamıştı. Recorded Futura'nın raporu, Çin rejiminin BBC'ye karşı misilleme eyleminin gizli ve geniş ölçekte devam ettiğini açıkça ortaya koyuyor. Sevgili izleyenler, bültenimizi burada noktalıyoruz. Yarın aynı saatte görüşmek dileğiyle Allah'a emanet olun.